çalışmamızı yapabilmek Hangisini için. Hangisini yapıyoruz bize onu söyleyin. Şimdi beremizi yapıyoruz. Önce beremizi Şunu mu yapıyoruz? Onu örüyoruz. Açılmış şekli, açılımı bu beremizin. Böyle dikiyoruz. Evet. Şimdi bunu başlayabilmek için tek sayı olması gerekiyor. 61 ilmek başlıyoruz. Hı. Ben küçük bir sayı ilmek sayısı ile burada göstermek istiyorum. 11 ilmek gibi küçük bir sayı attım. İpliğimizle evet. başlıyoruz. Şimdi bir şişimiz 12 numara, bir şişimiz 4 numara. Vay vay vay. Evet, İpliğimizin güzel. Kalınlığına göre bu şiş numaralarını ayarlarsak çok etkili bir doku olur. Şimdi bu şekilde düz, pardon, bir tane daha çıkarayım o zaman, bir tane söküldü. Tek sayı olsun. Ters örgüyle başlıyoruz. Bir ilmek ters örgü ördüm. Kenarda iki tane tersimiz olmalı. İpliğimi arkaya attım. Düz örgü örüyorum ama şişimi böyle ilmeğin içerisine arkaya doğru geçiriyorum. Geçirdim. İpliğimizi öne alıyoruz. Ters örgü örüyoruz. İpliğimizi arkaya atıyoruz. Şişimizi aradan arkaya doğru geçirerek bu şekilde düz örgü örüyoruz. Bütün çalışma bu kadar. Bir ters, bir düz, fakat düzler içten arkaya doğru geçirilerek örülüyor. Bütün püf noktası iki farklı şiş numarası. 4 numara ve 12 numara. Bu iki farklı şiş numarası gerçekten çok güzel düşüyor. Örgünün çok böyle güzel düşmesini sağlıyor. Bu model evet. o kadar moda ki dünyada, bir marka yapmışlar sırf bunlardan. Onlar kumaştan çalışıyorlar. Aynı Tülin Hanım'ın yaptığı gibi. Şurasında düğmesi var. Evet. Çok güzel bir marka yapmış birileri, yabancı birileri. Ki sadece bunu yapıyorlar. Evet, evet. Boyunluk. Hı. Ama bu boyunluk, şurada iki düğmeli boyunluk evet. çok moda. Biz de kumaştan versiyonunu çalışacağız. Şimdi arka sıraya geçtim. Yine tersi ters örüyorum. Şişlerimin... Evet. Eşini kullanmıyorum. Bütün örgü boyunca bu iki şişi kullanıyorum. Hep öyle. Evet. Yine düz ilmeği arkadan alarak şişimi geçiriyorum ve düz ilmekle örüyorum. İpliğimi öne alıyorum. Ters ilmekle örüyorum. Bu şekilde bir ters bir düz biz bu boyunluk, pardon, bere için 61 ilmekle başladık. Şimdi 61 ilmekle başladık. Bunu 17 sıra örüyoruz. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Şişlerimizi hiç değiştirmiyoruz. Değiştirmiyoruz. Yukarı kadar. 17 sıra ördük ama şimdi 17 sıra şöyle sayıyoruz. Bu iri olan ilmekleri sayıyoruz. Büyük olan ilmekleri. İnce şişle ördüklerimizi saymıyoruz. O zaman onları da sayarsak iki katına çıkarsın. Evet, petek petek olmuş evet. böyle. O kadar güzel düşmüş ki Tülin Hanım. Bunu pek çok yerde bu örgü biçimini hırkalarda, bebek battaniyelerinde aynı bu şekilde bir bebek battaniyesi için çok güzel bir düşüm evet. olmuş bu yünden ve o şişle. Bir de şu özelliği var, hafifletiyor örgüyü. Örgü çok hafif oluyor. Normalde mesela iki şişi aynı kullanırsak örgü daha ağırlaşır. Çok güzel. Özelliği var. Çok Şimdi güzel. 17 sıra ördük ve ilmeklerimizi kapattık. Burada bir de zincir çekiyoruz. Bir yumak. Tam bir yumak bitene kadar bunu örüyoruz. Hı hı. 17 sıra, 18 olur, 19 olur, biraz daha uzun olur, fark etmez. Bir de zincir çekiyoruz bir yumaktan. Bunu böyle sonra takarak büzüyoruz. Bu bitti. Şimdi gelelim boyunluk bölümüne. Boyunluk bölümü için 75 ilmek atıyoruz. 75 ilmeği aynı şekilde örüyoruz. 12 sıra örüyoruz. Şöyle şu iri ilmekleri sayarak 12 sıra. Araları da sayarsak 24 sıra. Örüyoruz. Araya geldik. Şimdi burada bir arttırma yapılıyoruz. Hani omuzlarımıza doğru daha güzel dursun diye. Ördük. Geldik. Arttırmayı nasıl yapıyoruz? Şimdi buradaki püf noktası şu. Arttırmayı yaparken bizim şişimizin, bu şişimizin kalın olması, ilmeklerin olduğu şişimizin ince olması gerekiyor. O arttırmalardaki deliklerin büyük olmaması için. Bu önemli. Evet. İnce, ince şişte arttırıyorum. Şimdi 5 tane ilmek ördüm. 5 ilmekte bir arttırma yapıyoruz. 5 ilmekte bir arttırma yapıyoruz. Fakat burada şöyle bir püf noktası var. Örgünün dokusunun bozulmaması için bu geçişte biz 1 ilmekten 2 ilmek arttırma yapacağız. Buyurun. İpliğimizi arkaya atıyoruz. Şimdi bir ilmekten iki ilmek arttırma yapıyorum. Yine burada şöyle ilmeği düzelteyim. Evet. Şişimi arkaya doğru geçiriyorum. Burada bir tane ilmek örüyorum ama çıkarmıyorum. Bir tane de araya doluyorum. Bir tane daha örüyorum. Şimdi burada iki ilmek arttırmış olduk. Örgümüz hiç bozulmadan tamam.
Tülin Hanım, bir kere daha tekrarlayabilir miyiz? Aşağıya kadar devam ederiz. Bir kere daha tekrarlayalım. Hemen 5 tane daha araya örüyorum. Orada tekrar edeyim. Tamam, olur. 2, tersi ters örüyoruz. Düzü düz örüyoruz. Ama tek püf noktası arkaya batıyoruz böyle. Arkadan geçiriyoruz. 4 oldu. Bir tane daha ördüm. 5. Şimdi 5 ilmekte bir. Bu sırayı tek bir sefere mahsus olmak üzere bir daha arttırmıyoruz. Tek evet. bir sıra düzenini arttırıyoruz. Bir daha seyredelim. İpliğimizi arkaya attık. Şimdi burada şöyle arkaya geçirerek şişimi bir ilmek ördüm. Ama çıkarmıyorum. Bir tane dolama yapıyorum üzerine. Yine örüyorum ilmeği. Burada 2 ilmek arttırmış oldum. Bu şekilde devam ediyoruz. 5 ilmek örüyoruz, yine arttırıyoruz. 5 ilmek örüyoruz, yine arttırıyoruz. Bir sıra. Bir sıra bitince arttırma bitiyor. Yani çocuklarınıza, diyelim ki genç kızlara, güzel çocuklara şu şekilde Tülin Hanım'ın anlattığı mantıkta ucuna da saçak yaparsınız. Evet. Nefis etek olur. Sonra şuraya bir tığla geçersiniz üst kısmına. Evet. Orası da harika olur. Şimdi örgümüz bitti. Burada arttırmamızı yaptık. Sonra yine bütün ilmeklerimizi aynı şekilde örüyoruz. Aşağısı gibi ipimiz bitene kadar. İpliğimiz bitti ve örgümüzü kapattık. Bunu şimdi alıyoruz. Örgümüzü dikiyoruz. Normal bilinen yöntemle ipliğimizi iğnemize geçiriyoruz. Ve örgümüzü dikiyoruz. Hani bu çok kolay artık. Herkes biliyor bunu. Bu şekilde dikme işlemi yapıyoruz. Evet. Şöyle. Müge, soru var mı lütfen şey yaparsak, bir bakarsak. Böyle örgümüzü dikiyoruz. Bu anlaşıldı zannediyorum. Evet. Böyle bunu göstermeyeyim artık. Böyle dikiyoruz. Bunu da dikiyoruz. Sonra tamam. düğmeliyoruz. Tabii bunun üzerine bunu düğme yapıyoruz. Evet, bir dakika onu oraya onu oradan göstereyim isterseniz. Şöyle. Evet. Şimdi bu beresi. Beresi. Şurada 2 düğme takıyoruz buna. İstersek bunu hani havalar ısındığında çıkarırız. Bereyi hiç kullanmayız. Sadece boyunu kullanırız. Evet. Böyle 2 tane düğmesi var. Şimdi dersek ki böyle biz büzgülü falan istemiyoruz. Hani arkada büzgü olmasın. Klasik bere olsun. Şu atkının beresi gibi. Klasik bere olsun dersek biz bunu 51 ilmek başlıyoruz. 51 ilmek başlayarak bunu biz 15 sıra örüyoruz. 15 sıra bu iri ilmekleri sayarak. Yani 30 sıra örüyoruz. Sonra burada kesme işlemi yapıyoruz. 3 ilmekte bir, 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Beremizin tepesi için, tepe bölümü için. 3 tane ördüm. Şimdi 3'ünü birlikte alıyorum. Şu 3 ilmeği birlikte alıyorum. Bu normal klasik bereyi kapatma. 3 ilmeği birlikte alıyorum çünkü örgünün modelini bozmamak için. Hani 2 tane birlikte alsam örgünün modeli bozulur. Yine devam ediyorum. 3 tane arada örüyorum. 1, 2, 3. Yine 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Böyle 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Böyle örgümüzü bitiriyoruz. Arkada yine aynı 3 ilmekle bir. Hep keserek zaten o hemen toparlanıyor. Evet. Ve en üst bölümü dikiyoruz. Yanda dikişi var. Evet, klasik tamam. bere bu şekilde bitiyor. Güzel bir kesme şeysi anlattınız. Hı-hı. Gerçekten önemli. Güzelce toparlandı orada. Modelin bozulmaması dediği evet. gibi tepeye doğru çıkarken.